Evet, her şey yolundaysa ben Ender'e gidiyorum. Yolunda yatır çünkü sen. Ay gerçi Ender'e gitmek de ne kadar mantıklı, Şahika orada. Bak benden haber alamazsan hemen polisi ara. Allah korusun kızım, ne biçim konuşuyorsun öyle? Şaka yaptım anneciğim, üzülme. Kızlar siz nasılsınız? İyiyiz yani, bir tek ablamın işi olmamış işte. O da artık başka bir şey bakar. Aman boş ver Zehra, ben sana para veririm ya. Size ne oluyor? Yok, bir şey olmadı ya. Ne olsun, öyle duruyoruz burada. Emin misiniz? Eminiz Yıldız. Çok eminiz, ne olabilir? Hadi git, geç kalıyorsun ya, git artık. Ay bir dakika dur, çocuğumu öpeyim. Ay anneciğim gel, ensenden öpeyim ben seni. Öpeyim. Ay öptüm ya. Görüşürüz anneciğim, çok özlüyorum bu çocuğu. Götürsen mi yanımda? Oh. Hadi iyi eğlenceler. Hadi ben gittim. Tulumum nasıl? Güzel. Şarkı görecek çünkü, zayıf mı? Güzelsin. Masum, niye böyle yapıyorsunuz? Niye mi? Soruyor musun? Sen dua et ben Yıldız'a hiçbir şey söylemedim. Bir kerelik bir şeydi ya, gerçekten. Zehra, senin yeniden içmeye başlayıp başlamaman beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Yıldız neden açtı bu evi size? Niye aldı sizi buraya? Biraz daha rahat edin. Yeniden başlayın diye. Sen orada burada içip sızasın diye değil. Haklısınız, olmayacak bir daha. Özür dilerim. Sana zerre kadar güvenmiyorum. Halitcan'ı da bir daha sana asla emanet etmem. Yıldız'a söylemiyorsam o da o rahatsız olmasın diye. Bence sen kendi bir an önce çekidüzen ver. Toparla. Ben akıllandım bu sefer zaten. İnşallah akıllanmışsındır. Gel Lilo. Ay şu kolyemi tak takamadım. Ben de zaten seninle konuşacaktım çıkmadan. Ne oldu? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Hayır Yiğit mi yine? Hayır değil ablam. Aa Zehra. Ne olmuş? Yine içmeye başlamış. İnanmıyorum. Benim niye haberim yok? Ben de Osman ablayla konuşurken duydum. Yalvarıyordu ne olur Yıldız'a söyleme falan diye. Aa inanmıyorum ya. Gece kalktığımda gördüm. Büfede bir şeyler karıştırıyordu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu olanları kaldıramadı, depresyona girdi. Ya ben de sana söylemeyecektim zaten ama. Ya bu saklanacak bir şey değil ki Yıldız. Ayrıca evde Halitcan var. Yine içmeye başladıysa da babamın bilmesi gerekiyor bunu. Babana bir kötü haber daha veremeyiz Lila. Vallahi adam ölür. Dur ben halledeceğim. Ben zaten anlamıyorum ya. Ablam nasıl bu kadar zayıf olabiliyor ya? Tamam neyse, sen bir şey deme şimdi. Sağ ol bana söylediğin için. Tamam. Osman abla, ben çıkıyorum. Gülacığım, bir şeyler yeseydin. Ya geç kalırım, okulda atıştırırım artık. Tamam, hadi hayırlı işler. Görüşürüz. Anneciğim, senin bana söylemen gereken bir şey var. Ne gibi? Zehra gibi. Sen nereden öğrendin? Lila söyledi şimdi, ne oluyor anlat hemen. Biz Aysel'le yoktuk. Eve bir geldim, bu içmiş içmiş, sızmış. Anlaşıldı. Aysel, bana büyük bir çöp torbası getir. Al şunu. Bana bak, bütün içki şişelerini kaldıracaksın, tamam mı? Eğer Zehra dışarıdan falan bir şey sipariş ederse de torbaların hepsini kontrol et. Çok dikkat et. Ne yiyor, ne içiyor bana haber ver. Tamam, anlaşıldı efendim. Sen bunun huyunu biliyorsun. Kahvaltı etseydin, ne yapıyorsun? Dur şimdi, işim var. Bu bana lazım olacak. Zehra. 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 Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ayıl konuşacağız seninle. Ya Yıldız sen ne yapıyorsun? İnsan insanı böyle uyandırır mı? İnsan insanı böyle uyandırmaz ama sen şu anda insan değilsin. Anlıyorsun ne ima ettiğimi.
Ya tamam hadi çık. Sen ne istiyorsun benden ya? Hadi çık rahat bırak beni git. Bana bak misafir falan demem. Vallahi saçını başını yolarım senin. Ne diyorsun ya sen? Bu evde bundan sonra içki içilmeyecek. Dışarıdan sarhoş da gelinmeyecek tamam mı? Asuman mı söyledi sana? Hayır ben kendi imkanlarımla öğrendim. Tamam ya. Tamam. İçki falan saklamadın değil mi bir yere? Saklamadım Yıldız. Ben işe gidiyorum. Seni her dakika arayacağım. Telefonunu aç. Tamam. Ne gitmiş ispiyonlamış ya. Bu kadar da söylemeyin dedim. Biçim insansınız anlamıyorum ki.